Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Başakşehir maçını konuşacağız. Şimdi Başakşehir şu an ligin en oturaklı takımı görüntüsünde. Evet, ritmini de buldu. Çok çok kötü var. Benim yakın tarihte gördüğüm en kötü başlangıç. 4 maç gol atmadan bir puanla tamamladıkları bir periyot var. Ama ondan sonra öyle bir ayağa kalktılar ki bir Manchester United galibiyeti var. Hani herhangi bir puan olmasa da bir, çok sıkı bir Paris Saint Germain maçı var. Onun dışında son hafta 1-0'dan 2-1'e geri döndüler. Bir seri bir galibiyet durumu var. Puan olarak da 4'te 4 yaptılar. Sanırım 13 puandalar şu an. Doğal olarak aslında zirveyle de mesafeyi kapatmış bir Başakşehir var. Bu arada Ersin'i yazmışsın ama Utku'nun da bir hafif sakatlığı var. Ersin kesin yok. Doğru, Ersin kart cezalısıydı. Yerine Emre Bilgin oynama ihtimali var. Yani %50-50 iğneyle Utku yuva kuran ya da 2004 doğumlu Emre Bilgin oynayacak. Onun dışında bir 11 çıkarmışsın. Onun üstüne konuşalım istiyorsan. Yani çok eksik var. Vida. Kalemi de alayım ben. Buyurun. Vida yok, Wellington yok, Rozier yok. Ki Rozier'in küçük de olsa yetişme ihtimali olduğu söylendi. Necip de Ensakala artıya dönmüş. Pozitife, yani daha doğrusu negatife dönmüş Covid testi. Onların olma ihtimali var. Oğuzhan yok. Yine Asiç yok. Bayağı oyuncu yok Beşiktaş'ta ki zaten Başakşehir Beşiktaş'ın en iyi olduğu dönemde bile ters giren bir rakipti. Yani bu kadar eksikte nasıl olacak? Aslında bir tane maçı hatırladım ben. Schuster zamanıydı. Bursa Spor karşısında oynayacaktı Beşiktaş ve ufak ufak böyle zirveye tutunmaya çalıştığı dönemdi. Yine çok büyük eksiklikler vardı o maçta Bursa Spor karşısında. Ve Ozan Schuster bir çözüm buldu. Ali Küçük oynamıştı. İlk 11'de ilk kez başlı olabilir. Doğru. Ya elindekilerle bir şekilde bir kurgu çıkartmıştı. Hasan Türklü dönem. Aynen ama Hasan Türk daha kendini yukarı atlamıştı galiba. Ali Küçük böyle ufak ufak süre alıyordu. Holosko tartışıldığı bir dönemdi. En formsuz dönemlerinde biriydi. Golü atan oydu. 1-0 bir şekilde maçı çözmüştü Beşiktaş. Ve hani maçın her dakikasında topun kıymetini bilerek her dakikasını bir taktik savaşı tonunda oynamıştı. Ve bir şekilde kazanmıştı ama tabii o zaman Beşiktaş'ın büyük bir artısı vardı. Tribünlerde Beşiktaş taraftarı vardı. Ve o sahadaki takımın enerjisini yükselten bir etken olmuştu. Tam da böyle zamanlarda aslında insan arıyor öyle bir tribün. Yani hep deniyor ya 12. adam diye. Bu şekilde eksikken eksik takımı destekleme ruhu taraftarlara daha fazla bir reaksiyona itiyor. O yüzden bu maçta seyirci olsaydı çok farklı olurdu. Bir de şu, aslında ben biraz genel konuşmak istiyorum. Biraz çünkü bu Sergen Hoca'nın... Genele geçeceksen ben önce bir tamamlayacak bir şey söyleyeyim, ondan sonra geçelim. Tamam. Çünkü bir kaldır abi kadroyu. Çünkü ben daha göstermedim bu arada ben. Tamam. Tamam, sen söyle. Şimdi Beşiktaş kadrosu sayacağız. Bir de karşıdaki takımı bakmak lazım. Şu an bir müdahale yapmadım ben. Son çıktıkları kadro. Rafael burada alternatif stoper oynuyor. Pong. Alternatif stoper burada baktığım zaman Beşiktaş'ın alternatiflerinden 3 gömlek falan önde. Epriyano ligin en güvenilir savunmacılarından biri. Mbombo bence ligin şu an sayılı 2-3 sol bekinden biri olduğunu düşünüyorum. Visca, Aleksic, İrfan, Deniz, Dembabak, Kulbe'de Giuliano var. Her takımda fark yaratır. Gudbrandsen var. Mehmet Topal var. Sıkıştığın zaman atabileceğin önce. Mahmut var. Milli takımda 11 çıkıyor. Başakşehir'de 11 çıkmıyor şu anda. Ya böylesi bir takımın karşısına çıkacak. Bir de bu açıdan bakmak lazım aslında. Bir de savunma hattı hakikaten... Yani şu an net şekilde yani kulüp ismi olarak tabii ki Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp. Ama takım olarak Başakşehir daha büyük bir takım şu an. Bir de evet, o da öyle. Bir de eksikler var abi. Yani normal iki takımın ana kadrolarını karşılaştır. Yine Başakşehir bir tık öne geçebilir. Ama şu an bir de eksik var. Kalem alabilir miyim? Bir şey yazacağım. Bir de savunma hattı komple yok. Aslında ideal 11'lerde Joseph'in çekileceği söyleniyor savunmaya. Joseph Montero oynanacağı söyleniyor ama bence Necip negatife döndüyse Necip'i stopere çekmek daha mantıklı olur. Çünkü bence Joseph'e orta sahada ihtiyaç var. Onunla nedeni Joseph'in stoperde olduğu kurguda orta saha ne biliyor musun? Atiba, Mensah, Laiç. Yani verilen muhtemel 11'lerde Başakşehir'e karşı. Atiba, Mensah, Laiç. En son bu tarz bir 11 çıktığında Atiba yerine Dorukhan vardı ve Konyaspor faciası yaşandı. Evet, ve bu sefer rakip Başakşehir. O yüzden yani lütfen öyle bir şey olmasın, Beşiktaşlar adına söylüyorum. Adam şey yaptı, kamu spotu gibi konuştu. Yani lütfen.
Çünkü böyle hep böyle az tanınan ünlüler çıkıyor. Lütfen. Lütfen. En sonunda Zafer Algöz çıkar. Çünkü Beşiktaş'ta. Lütfen. Ben de cip stoperim. Ya aslında geçen programları bahsettim. Şu an bence Beşiktaş'ın en iyi stoperlerden biri Necip olabilir. Genel olarak da söylüyorum. Hı-hı. Bu maçta zaten eksikler nedeniyle de bence. Abi adam bak şeyde Ali abi programında söyledim. Ya adama burada devşirme deniyor. Burada devşirme deniyor. Adama oynayabileceği en uygun yer burası aslında. Evet. Ve burada bile burada sorgulanıyor. Ya buraya da devşirilmez. Esas buraya devşirilir. Esas burada oynaması lazım. Aynen. Zaten hani seninle konuşmuştuk. Keşke 22-23 yaşında itibaren oraya kaydırılsaydı kalıcı şekilde. Neyse, Dorukhan mecburen sağ beke çekecek çünkü Rozier yok. Yani Necip'i buraya çekemezsin. Necip'e burada ihtiyacım var. Dorukhan buradaki tek seçenek kalıyor. Montero'dan başka seçenek yok. Necip'i oraya çektiğin için kalıyor. Hayır, Montero'dan başka seçenek yok. Rıdvan için iyi bir fırsat ki U21 maçında maalesef çok kötü bir maç çıkarttı. Şey olmaz mı peki? Biraz şey yapıyorum. Josef'i çekiyorsa Necip buraya atıp Dorukhan Atiba. Ona da geleceğim. Bence niye olmasın o? Orta sahada kompakt kalmak lazım abi. Yani Başakşehir'e karşı Atiba Josef orta sahası bozmayacaksın ikiliyi. Senin şuradaki eksikliğini de tolere eder. Yani sen şurada Atiba ve Josef'i koyduğun zaman bu iki oyuncunun pozisyon alma becerisi, taktik savunma zekası şuradaki merkezin işini çok kolaylaştırır. Bir de Atiba ve Josef'in varlığıyla forvet arkasında Mensah'ı daha rahat kullanabiliyorsun. Bu adamı direkt ikinci forvet gibi kullanabilirsin. Burada Larin yerine güveni tercih etme nedenim de aslında bir önceki programlarla aynı neden. Ben aslında biliyorsun şeye girmiştim, detoksa girmiştim. Güven demeyecektim ama U21'deki iki maçtaki performansı görünce yine dayanamadım. Abi bu kadar dribbling yeteneği olan bir oyuncuyu kenarda tutmanın ki Beşiktaş'ta ön alanda hareketsizlikten ölürken kenarda tutmanın hiçbir anlamı yok bence. Kaldı ki Başakşehir'e karşı böyle bir oyuncuya fazlasıyla ihtiyacım var. Adamı sinirden çizdi ok ama karalamış böyle. Başakşehir karşısında ok çizmemiş yani. Dribbling yapacak oyuncuya her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Çünkü senden çok daha fazla kompakt savunma yapabiliyor Başakşehir. Hı-hı. Bunu ancak dribblingle, özel yetenekle çözebilirsin. Yani Larin'in buradaki varlığıyla arkaya çok fazla yapışabilir. Tamam, Larin gol atıyor. Son maçta da aslında 5. kötü oynadığı maçta da bir şekilde attı. Ama oyunu bozan etken oluyor bu. Yani önde oynayan rakiplere karşı Larin burada gidemiyor yani. Topla, hı-hı, gitme yeteneği yok. O yüzden güvenin buradaki varlığı topla birlikte kat ettiği için Beşiktaş'ı ön alana taşıyan etkenler de olur. Mensah'ta o dribbling yeteneği var. Yani Başakşehir'i ancak dribblingle geçebilirsin. O zaman ben de muhtemel 11'i yazayım. Bunun üstüne biraz da konuşalım. Hı-hı. Çünkü burada normalde... Biraz da gerçekleri konuşalım. Aynen, biraz da gerçekleri konuşalım. Gerçeklerde de Rıdvan var. Öyle mi? Ne oldu, o da mı şey? Yani Ensaka ihtimal var da normalde Rıdvan var. İhtimal yani, var sadece. Neyse tamam. Böyle konuşalım o zaman. Rıdvan gibi de konuşuruz. Josef çekiliyor Montero'yla. Josef, hı-hı, oynuyor. Atiba, Önel Lanç, Mensah, Larin, Abubakar, Gezzal. Yani burada güven yok yani. Güven yokmuş gibi konuş. Konuşulan bu. Burada böyle bir ikiliyle ya Başakşehir karşısına çıkmak ne kadar makul? Bu gerçekten ciddi bir soru işareti. Şeyden bağımsız ki yani şu savunma hattını saymıyorum. Sadece şu bile herhangi bir maç için bence sıkıntılı bir ikili. Başakşehir'in ismi İstanbul Büyükşehir Belediye'yken Ertuğrul Sağlam benzer bir şey yapmıştı. Serdar Özkan'ı 8 numara oynattı bir İBB maçında ve hiç iyi bir sonuç olmadı. Hem oyun gitti, sonuç da gitti. O aklıma geldi şu anda. Direkt o maç aklıma geldi. Ki o burada öyle bir devşirme yok aslında. Aslında şimdi hani böyle yazıyoruz. Beşiktaş'ın işi hakikaten zor. Normalde da istediğini yaz. Bu arada onu da gelmek lazım. İstediğin 11'i yaz. Başakşehir karşısında. Başakşehir'e karşı oynamak zaten zor. Ama mesela bak Schuster ne diyoruz? Bir şekilde bir çözüm buldu. Bursa Spor da o zaman çok iyi bir takımdı çünkü. Bir şekilde Ali Kuçik'le, Monique Kuçik'le bir bağlantı oydu. Bir şey yaptı. Ali Kuçik'in savunma performansından katkı sağladı. Holosko çok formsuzken bir tane gol sıkıştırdı. Aldı maçı. Yani böyle maçlardan çıkabildiğin zaman... En azından sonuç olarak çıkmasan da oyun olarak çıkabildiğin zaman çünkü Beşiktaş... Oyun değil, sonuç olarak çıktığın zaman. Yok. Tamam, sonuç olarak sonucu alamadın zaten diyelim, yenildin. Ama en azından oyun olarak ortaya bir şey koyduğun, anladım, zaman diyorsun. En azından umut aşılarsın. Dersin ki elimizdeki kaynaklar bunlardı. Bir şeyler oynadık, olmadı. Gazişehir maçında bir oyun var mı? Yok. Konya Spor maçında oyun olarak da yok oluyorsun. Hani hep böyle bir dire peresenk olan bir şey var ya, sen de daha önce kontrolü söyledin. Ben de ilk çekirdekçi tayfada bahsetmiştim. Yani Beşiktaş zaten... Her zaman böyle olağanüstü kadrolara sahip olmadı. Zayıf olduğu birçok kadrolar vardı. Hı-hı. Hatta şampiyon olduğu kadrolarda
zayıf kadrolarla şampiyon oldu. Zayıf derken az harcadığı kadrolarla şampiyon oldu. Çünkü Sergen Yalçın'dan da öyle şeyler çok duyuyoruz. İşte biz az harcayarak böyle bir takım kurduk. Aslında bunun karşılığının her zaman kötü takım, kötü oyuncular olmadığını en iyi Sergen Yalçın'ın kendisi biliyormuş lazım 100. yıl takımından. Bunu daha önce de bahsetmiştim. 100. yılın o efsane takımında bonservis harcanan oyuncu sadece Panko'ydu. O da 500 bin dolar gibi bir şeydi. Onun dışında herkes bonservis elinde olan oyunculardı. Öyle bir kurguyla çıkmıştı Beşiktaş. O yüzden hani bu kadar da vasata alışmamak lazım. Yani bizim kadromuz zaten kötü. Bizden ne bekliyorsunuz ki? Gazişehir'e yenilmek de normal. Konya'dan 4 yemek de normal. Zaten kötü kadro. Ya yani bu biraz vasata alıştırılmak oluyor. Zaten eksiklerin varken ve bu eksiklerle sert bir rakibe karşı oynadığın zaman bir şeyler yapabiliyorsan diyorsun ki ya burada bir teknik dokunuş var, burada bir teknik direktör dokunuşu var diyorsun. Zaten o zaman ne anlamı kalıyor ki? Atiba'yı kaça aldın abi? Free. Dorukhan'ı ne aldın? Yetiştirme bedelini aldın. Evet. Demek ki bu iş yapılabiliyor. Evet. Doğru kovalayın. Abu Bakar'ı kaça aldın? Bedava aldın. Güven de bedava gibi bir şey. Bedavadan yani, biraz ben pardon. Şey için en azından 11'de hani garanti oyuncularına baktığımız zaman söylüyorum. En büyük, en iyi hücumcun Abu Bakar. Yalan mı? En çok güvenerek evet. yazılan oyuncu Abu Bakar. Burada hani Gezal kiralık diye söylemiyorum. Bonservis sende olan. Atiba. Hatta Josef. Ekle. Doruk. Yani bu gayet yapılabilen bir şey. Önemli olan sürekli gözünün açık olması. Sürekli para harcayacakmış gibi davranıp evet. Hani hem o paranın tembelliği var hem de parasızsın. Hem paran yok hem tembelsin yani. Aynen. Senin aktif olman lazım. Dorukhan gibi bir tane buldum bir daha çıkarır mıyım? Kovalaman lazım yani. Alt liglere bakacaksın o zaman paran yoksa ya da sözleşmesi biten yerlilere bakacaksın. Ya da mesela iş daha Ali Akman patlamadan Ali'ye evet. sulanacaksın. Tamam bu iş böyle olur. Hem yani hem süper takım, inanılmaz paralar basıyormuş gibi davran. Hem de paran olmasın. O zaman olmuyor yani. Ki bunu yapmıştı Beşiktaş. Samet Aybaba döneminde İbrahim Altınsay futbolun başındaydı. Benzer bir yapı Olcay Şahin'in geldiği dönemden bahsediyorum. Oğuzhan'ın 500 bini alındığı dönemden bahsediyorum. Birebir senin bahsettiğin şeyler olmuştu. Ali Akman'ın bu kadar patlamadan fark edilmesi Oğuzhan transferi işte. Aynen onu öyle. Onu Arsenal'den almaya akıl etmek bir şeydi. Arsenal'den çünkü profesyonel maç sayısı 5 falandı. O da İşte bir FA Cup 3. tur falan sallıyorum evet. yani öyle maçlar. Hani yani zaten Beşiktaş yani para harcadığı dönemde kesin başarı demek olsaydı o şey Fazlı Ulusal'ların geldiği, Ümit Bozkurt'ların 5'er milyon dolarlara geldiği dönemde 2000'den bahsediyorum. O zaman Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final falan oynaması lazımdı. Kaç paralar harcandı? Yedek santrafurun Fazlı Ulusal'a bile 7 milyon dolar vermişti o dönemde Beşiktaş. Önüne gelen para saçtığı dönem. Bu sebeple bana biraz şey geliyor ya da oynatacaksan işte eminim en sakalı için Sergen Hoca şey dedi mesela işte Candaş Tolga Işık'a konuk olduğu programda Haber Global'de işte yani ucuz oyuncu iyi de yani o zaman o ucuz parayı başka yerde kullan ya da başka şekilde kullan yani takıma net katkı vermeyecek oyuncuyu almanın da çok bir alemi yok burada. Atiba'nın maliyeti bu takıma en sakaladan az. Demek ki orada başka evet. türlü bakmak lazım. Başka bir elek. Demek yanlış bir elek var burada. Yani ucuz oyuncu denince şimdi bazı oyuncu o para ucuzdur, bazı oyuncuya pahalıdır. Yani bazen 2 milyon euro maaş verirsin çok ucuzdur yani. 1,5 evet. verirsin ucuzdur. Oyuncusuna göre değişir. Takımı böyle yapmak gerekir diye düşünüyorum. Beşiktaş bölümünü sonuna geldik. Başakşehir maçından sonra daha geniş değerlendireceğiz. Şimdi bir Galatasaray'a uğrayalım. Kayseri maçını konuşacağız. Ondan sonra da taraftarın sesi bölümü var. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.